Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün 20 Şubat Pazartesi günü, depremin 14. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz ve Gölbaşı ilçemizin belediye başkanı Sayın İskender Yıldırım'la birlikteyiz. Başkanımızdan Gölbaşı ile ilgili şu an son durumu alacağız. Öncelikle başkanım, Gölbaşı'na giriş çıkışlar serbest değil mi? Herhangi bir problem yok. Yok yok, hiçbir sorun yok, serbest. Peki şu an arama kurtarma çalışmaları ne durumda? 4 gün öncesi, 5 gün önce tamamlandı bizde. Erken tamamlandı biraz. Hı hı. Arama kurtarma ekipleri 5 gün oldu. 5 gün oldu. Bitti. Peki enkaz kaldırma durumları ne durumda? Şu anda çok acil olan, yollara engel olan veya yola devrilmesi muhtemel olan enkazlar dün itibariyle yıkılmaya başlandı. Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından şu anda yıkılma devam ediyor. Şehir içinde ben birçok yerde, özellikle ana caddelerde hep gördüm, enkazlar kaldırılıyor. Peki enkazlarda falan var mı hala vefat eden insanlar? Yok, hayır. Yani bir ihbar yok, bir şey de yok. Yani. Bir ihbar yok. Peki evet. Şu an ilçe genelinde ölü ve yaralı sayısı hakkında net bilgimiz var mı? 409 can kaybımız var. 409. Yaklaşık 567, 700 pardon, 700 civarında yaralımız vardı ama ağır yaralımız yok çok şükür. Evet. Adıyaman Gölbaşı'nda 409 ölümüz var, 700'e yakın da yaralımız var. Peki başkanım, şu an konteyner kent kurulma durumu ne aşamada? Şu anda çok hızlı şekilde yapılıyor. Buradan Altınordu Belediye'mize de başkanımız Sayın Aşkın Töre Beyefendi'ye, Altınordu Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 1500-1600 konteynerlik kent altyapısı bitmek üzere. Bitmek üzere. Nerede yeri tam olarak? Mersin Büyükşehir Belediye'miz su ve atık su işini üstlendi. İşte Altınordu Belediye'miz altyapısını yapıyor. Bizim şöyle tarif edelim. Bizim Adıyaman'dan Gölbaşı'na girmeden Yarbaşı köyü var. Evet, Yarbaşı. Oradaki trafo merkeziyle TOKİ konutları arasında bir alan. Arasında. Orası. İnşallah 10-12 gün içinde tamamlanacağını umut ediyoruz. 10-12 gün içinde kaç tane konteyner? 1500-1600. 1500-1600 konteyner bir kent oluyor, evet. Onların yerleşimi, seçilimi, insanların seçimi kurayla mı olacak? Nasıl bir sistem? Şöyle, işte AFAD üzerinden, Çevre Şehircilik üzerinden başvurular alınıyor şu anda. Buradan da duyuralım. E-Devlet üzerinden herkes hasarlı binalar için, çok hasarlı binalar için müracaatlarını yapsınlar. Oradan bilmiyorum nasıl dağıtılacağını ama oradaki hasarlı binalara göre yani ki, bu işin torpili olmaz yani. Herkese verilecek yani. Evet. Orada insanlar yerleştirilecek. Evet. Orada herhangi bir eğitim kurumu, sağlık kurumu falan olacak mı? Hepsi var içinde. Hepsi olacak. Çocukların rehabilite edileceği alanlar filan. Onu koordinasyonda Vali Bey söyledi yani. Onların hepsi yapılacak. Oraya sağlık evleri merkezi. Acil yıkılacaklar. Ağır hasarlılar. Başka kimler gidebilecek konteynere? Öyle, sıralaması öyle. Sıralaması evet. Öyle. Peki bu göl başında ana caddenin alt tarafı, göle doğru olan taraf tamamen iptal edilecek. Herkes oraya taşınacak gibi bir söylenti yok, var. Yok. Bu doğru yok, mu? Hayır, yok. Yani buraların jeolojik haritaları çıkarılacak. Belki zemin artı iki kat, belki zemin artı bir kat, belki sadece tek dükkan gibi. Hani biz de şehrimizin taşınmasından taraf değilim yani. Eğer jeoloji müsaade ederse buna, jeolojik yer haritaları, tabii ki biz memleketimizi aynı yerinde bir daha bu sokaklarda şakalaşmak, çay içmek, herkesle hemhal olmak isteriz tabii. Ama ilerideki süreçte değerlendirilecek yani. Örnek vermek gerekirse asfaltın alt tarafında oturan ama evi hiçbir şekilde zarar görmemiş vatandaşın evi de mi yıkılıp yok, o da hayır, mı onlar taşınacak? Şu anda yıkılmayacak. Onlar ileriki süreçlerde yani ileriki şu süreçte. Anda çok acilen konteynerde sıkıntı var. Maalesef bu depremin bize karşılığı 100 bin kilometre kare civarı. Böyle olunca da tabii ne yapalım? Konteynerde sıkıntı var. Muhtemel kullanılacak evler bir an önce yerleşmeli yani. Peki konteynerden sonraki aşama TOKİ veya depremzede konutları... 5000 konut yapılacak, planlama konut. Yapılıyor. Onun yeri belli mi? Bir iki nokta var. Hangisini uygun görürse bakanlık. Şu an onları söyleyemiyoruz değil mi? Yok, söyleyebiliriz. Neresi yani, konum olarak? Bir Peynik tarafı var. Bizim burada eski Akçabir köyümüz var. O civarda bir iki nokta var. Bir de Kara Orman dediğimiz bir bölge var Yarbaşı'yı geçince. Herhalde oralardan biri. Çünkü şu anda kamulaştırılıp arazi satın almadan biraz uzak kalıyor ekonomik kaygılardan dolayı bakanlığımız. Evet. Onun için orman ve hazine arazileri de o bölgelerde mevcut. Anladım. Gölbaşı içerisinde su
dağıtımı, hangi mahallelere verildi, evet. verilecek mi, eksik yerler Şimdi var mı? Şimdi bizim karşı tarafta Guraba Camii'miz var. Yolun güneyinde yani. Kuru Geçit Mahallesi'ne ilk günden, üçüncü, dördüncü günden beri su veriyoruz zaten. Orada kuyumuz var. Erkenek izale attı, çok aşırı tahribat var. Bu konuyu da çok merak ediyor zaten. Buradan da yurttaşlarımıza bir bildirim yapmış olalım. 97 kişi çalışıyor izale hattında 15 günden beri gece gündüz. Maalesef çelik boru işte biz su öyle bir şey ki yani su onarılıyor, su veriliyor. 100 metre ileride yine patlak çıkıyor. Bu sefer orası açılıp onarılıyor, kaynak yapılıyor borulara. Tahmin edersem 2 gün, 3 gün içerisinde inşallah bu Mimar Sinan Yenikent Asfalt ve Hürriyet mahallelerine inşallah suya kavuşturacağız ama Atatürk Bulvarı'ndan yolun altına yani Cumhuriyet Mahallesi işte çok tahrip olan Yavuz Selim Yeni Mahalle gibi yerler biraz zaman alacak. Anladım. Önceliğimiz oralardaki çünkü oradaki konutlar da sağlam. Bir an önce dışarıya göç eden Gölbaşlıların bir an önce evlerine su ve elektrik var zaten. Suyu da sağlarsak inşallah gelip yerleşmek istiyorlar. Evet. Hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Son olarak çadır, gıda ve temel ihtiyaçlar noktasında ne aşamadayız? Köyler ne aşamada? Ve bu yardımlar nereye kadar gidecek? Gıdayla ilgili çok bir sıkıntımız yoktur. Burada gelen gıdaların tamamı valiliğimizin koordinasyonu üzerinden 4 noktaya Esenler Belediyesi'ne buradan Sayın Tevfik Göksu Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Onların da gıdayla ilgili sıkı bir çalışması var. Burada bir 4 tane sosyal market kuruldu. Bu marketler üzerinden vatandaşlarımız gidip gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bizim eski ortaokul bahçesi diyeyim. Evet. Orada bir 2000 kişilik çadır kurdu Esenler Belediyesi. 3 öğün sıcak yemek yapılıyor 5000 kişilik. Buradan da faydalanabilirler. O sosyal marketler üzerinden gıda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Şimdi bizim şehirden deprem telaşıyla panik haline göç edip dönen Gölbaşlı ailemiz var. Bu ailelerimize çadır ihtiyacımız çok fazla. Şu anda. Şu an mevcutta gelmiş çadır var mı yoksa gelmesini mi bekliyoruz? Gelmesini bekliyoruz. Elimizde Anladım. Yok çadır. O zaman buradan da duyurmuş olalım. Gölbaşı ilçesinde hala daha çadır ihtiyacı. Şöyle yani çadır ihtiyacı yoktur ama bu dönenler için ihtiyaç için var. Olacak. Orayı düzeltelim yani. Anladım. Tamamdır. Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'la beraberdik. Bugün 20 Şubat günü depremin 14. günü. Son gelişmeleri aktarmış olduk. Başkanımıza teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyoruz. Bu günler çabuk geçecek el birliğiyle. Buradan tüm Gölbaşılı gençlerimize özellikle sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Buraya çalışıyorlar zaten bizimle birlikte. Gönüllü Gölbaşılı gençlik diye bir şey kurduk. Evet. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alaka çok fazla. Bir an önce bu yaralarımızı hep birlikte sarmayı umut ediyoruz. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Sağ olun. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür.